Ya öncelikle bir şeyler çalayım mı diye düşündüm şimdi içeride ama sonra vazgeçtim. Soru cevap yaparsak daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Ben çünkü böyle kendi kendime çalacağım. Gideceğim gibi olacak. Sizin aklınızdaki soruları cevaplamaya çalışayım. Hani kafanızda sorular varsa benimle ilgili, ne bileyim, kendi tekniğinizle ilgili, kendi çalışma tarzınızla ilgili sorular varsa onları cevaplamaya çalışayım. Ben böylelikle de çalarak göstereyim diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sorusu olan var mı diyeceğim. Kimse el kaldırmayacak. Büyük ihtimalle. Mikrofon size, mikrofon ayarlayalım aslında. Öyle mikrofonu daha tutuyoruz. Merhabalar, Osman ben. Tırnakları nasıl koruyorsunuz? Tırnakları nasıl? Koruyorsunuz. Koruyorum. Özel bir yöntemi var mı? Yani en özel yöntemi dikkat etmek. Bunun dışında herkesinki gibi benim de kırılıyor, çatlıyor. Kırılma durumu çok kötü. Aslında çatlama durumu daha kötü. Çünkü o yürüyor. Bir süre sonra da engel olunamıyor bu duruma. Kesmek zorunda kalıyor. Hatta benim de şu an iyi. Beni etkiliyor şu an mesela bu durum. İyi dönüşüme etkiliyor. Kalsiyum. Başka bir açıklaması yok. Ben bir ara cila sürüyordum ama tonu çok değiştiriyor. Yani bayan arkadaşlar bilirler işte cila kullanırlarsa. Cila sürüyordum böyle parlıyordu falan ama çok sertleştiriyor ve kırıyor tırnağı. Ben şu an bir şey kullanmıyorum. Sadece dikkat edip kalsiyum, peynir sütü çok fazla tüketince. Bir de yapıyla ilgili bir şey herhalde tırnak. Bazı insanın tırnağı kırılmıyor, bazısının çok çabuk kırılabiliyor. Böyle dikkat edebilirsiniz. Bir de törpüleme yöntemleri çok önemli. Yani küt törpülerseniz tırnağınızı, yani şöyle bir törpüleme gördüm geçenlerde bir arkadaşımla. Şu aşlama yaparken kullandığınız özel dizide var mı? Lokriyel vesaire gibi. Evet. O konuda bir şeyler verirseniz. Çünkü en çok ihtiyaç olan şey o doğaçlama. Yoksa notayı birebir alıp çalışıyor insanlar. O konuda... Diziler üzerinde doğaçlama çok cevabı var bu sorunun. Dünyada da çok cevabı var bence. İlk önce ana ton, hani hangi tonu çalıyorsak öyle en basic bir şekilde anlatmaya çalışayım. Hangi ton üzeri çalıyorsak, mesela üzeri konuşuyorum, la minör üzeri çalıyorsak. Bunu kullanıyoruz ama bir süre sonra bunları tekrar bir mod kullanmadan tekrar aynı gamı gibi varyasyonlamak bizim elimizde. Fakat sizin bahsettiğiniz şey modülasyonlar ve modlar kullanmak, arka arkaya sesler, diziler kullanmak. O birazcık matematiğe dayalı. Bir süre sonra da sizin kendi improvizasyonunuzu geliştirmenizle ilgili bir durum. Onu şöyle geliştirebilirsiniz. Bununla ilgili birçok metot ve kitap var. Yani yurt dışında da yazılmış. Çeşitli ünlü gitaristlerin, yani Frank Gamble, Mike Stern, Joe Pass, Birelli Lögren, çok insanın kitabı var. Bu kitaplarda bu modlar anlatılıyor. Mesela biz tonumuzu la minör olarak belirliyoruz. Ses çaldım hep aşağı ineni kadar. Hala la minörün içindeyim. Ama sanki la minör dizisinin içinde değilmiş gibi bir şey duyuluyor dışarıdan duyulunca. İşte
Şu an hep tam ses çalarak ilerledim. Bunları varyasyonlamak dediğim gibi bu modları birleştirmekle ilgili. Bu modların hepsini birleştirdiğiniz zaman atıyorum. Yani sizi çalın bir şeyler falan gibi bir şey işte ben çalıyorum bir şeyler de mesele bunun hani ne olduğunu anlatmakla ilgili yani yoksa çalmakla ilgili değil. Dediğim gibi çok kitap var. Bu kitaplardaki modları ezber kulaktan bir yere kadar çalışabilirsiniz. Hani ben kulağımdan modları çalışayım, kulağımdan bakayım. Bir süre sonra bir kitap elinize alıp gerçekten hani nereye bunlar bir kitaptan bakılan etütler. Yani bunları kulağınızla bulmanız işinizi biraz daha zorlaştırır diyebilirim. Ne kadar kapattın kendine ya? Onu zor. Ne kadar kapattın? Usta değilim, öyle bir şey yok. Ustalık diye bir şey olduğuna da çok inanan bir adam değilim ben. Çok usta arkadaşım var etrafımda. Boş ver, var birileri. Göreceli bir şey bu bahsettiğim bir şey. Yani sana göre öyle olabilir, başkasına göre öyle olmayabilir. Evet, çalıştım. Yani ne kadar çok çalıştım. Ya ben 6 saatte çalıştım, 7 saatte çalıştım. Hiç çalışmadım da. 3 saatte çalıştım, 1 saatte çalıştım. Ama sen benden ne kadar çalıştığımın cevabını istiyorsan benim sana vereceğim cevap şu olabilir. Sen bana bakma, çalış. Yani sen daha çok çalış. Çünkü bir süre sonra bu kriter olmamalı yani. Hani ya bu adam şu kadar çalışmış. Hani 10 saat. Ya mutlaka sizin kendinizin dediği yani bir ya artık belirli bir şeye geldim dediğiniz yaş kaçtı ortalama? Ya mutlaka şey yoktur. Nedir o? Yani daha gidecek. Müziğin sonu yok ama bir eşik vardır. Oraya atlamışsınızdır yani mutlaka. Hiç öyle bir şey söylemedim kendime ben. Ne yalan söyleyeyim. Hani ben anladım soruyu. Ya tamam sen hani bir çıtayı yani atlattın kendi kendine. İşte o öyle bir şey ki yaptığınız işin derecesi arttıkça sizin o kafanızdaki çıta da bambaşka tabii bir yere gitmeye başlıyor. Daha çıtalar vardır daha bir aynen. Sürü vardır yani. Bir sonu yok bildiğimiz en bildiğimiz cümle bu. Bir de o zaman sizin ağzınızdan şimdi Türkiye'de bir sürü ustalar var gitar çalan. Kendinize göre farkınız ne? Onlardan veya neden İlter ismi çıktı yani? Bunu ben söyleyemem ki. Bunu burada sizler olur mu? Geldiniz. Siz söyleyeceksiniz. Ben şimdi benim farkım bu diyemem ki. Benim şöyle bir farkım var. Ben bu kadar farklı çalıyorum. Onlarda bu yok. Bende bu var diyemem. O ben elimden geldi. Ya bir kere herkesin parmak izi başka. Yani herkes aynı akoru basıyor. Bambaşka bir şey duyuruyor. Ya akor aynı, gitar aynı, tel aynı. Böyle yapıyor. Kimisi yapıyor. Kimisi yapıyor. Ne bileyim. Herkes bambaşka bir şey yapıyor. Bununla ilgili bir cevap veremem. Yok çünkü cevabını bilmiyorum. Siz bulacaksınız yani. Vallahi evet. Ben cevabını bilmiyorum. Merhaba. Bu tarzı gitarda çalmak istiyorsan bu tarzı kendi enstrümanlarında yani atıyorum ne pasajı çalmak istediğine bağlı bir şey. Bilmiyorum. Belki bir bağlama pasajı çalmak istiyorsun. O pasajı o enstrümanda çok iyi icra eden insanların yaptıklarını taklit ederek başlayabilirsin. Ama buradaki dizileri kullanmak o çok bana biraz şimdi böyle bir şey çalıp araya bunu sıkıştırmak bana biraz şey geliyor yani komik geliyor. Yani ya onu çal ya onu çal. Gibi bir durum. Bence gitarın ilk önce kendi anatomisiyle ilgilen. Türk müziğinden önce kendi anatomisi, modlar, diziler. Bununla ilgili de demin cevapladığım gibi kitaplar var. Hani bu buradan benim
anlatabileceğim, hani şu diziyi kullan, burada mixolojin kullan, burada Dorian kullan gibi söyleyeceğim bir şey değil. Bu senin kitabı açacaksın. Üstünde yazıyor ya da altında, üstünde neyse atıyorum. Akor siminör. Siminörün içine çalabileceğin sesleri sana yazmışlar yani. Bir sürü kitap var böyle. Bu kitapların içine bakacaksın işte siminör. 11. 11'e bunu çalarsın. Diyez 11'e bunu çalarsın. Diyez 5'e bunu çalarsın. 13'e bunu çalarsın. Si 13'e bunu çalarsın. İlk önce akorları veriyor. Sonra sen Si 11 diyor. Boş geldi. İspanyol müziğinde çok kullanılıyor bu. Şimdi ben çok ilgileniyordum legato tekniğiyle bir ara. Boş tellerde yapmak da çok keyifli geliyordu bana. Böyle çalışıyordum sürekli. Sonra bir süre sonra bunun artık bu boş tellerden kalkıp ufak ufak kaposuz yapılmasıyla ilgilenmeye başladım. Gitara biraz daha volüm alabilir miyim ben? Ben kendim burada duymuyorum çünkü. Şimdi burada keyifli. Boş tellerde çok keyifli. Gitar çalıyorsun sen de değil mi? Şimdi kapo yok diyelim elimizde. Artık birinci parmak bir süre sonra kapı oluyor. O zaman legatolar... Yani... Bununla ilgili şey, çalışma durumu tamamen yavaş bir şekilde bunu çalışmak. Çünkü birinci parmağınız kapa vazifesi gördüğü zaman artık legato yapabileceğiniz alan çok daralıyor ve çok zor bir durum çıkıyor ortaya. Yani güçsüz parmaklar devreye giriyor. Zaten yüzük ve serçe çok güçsüz biliyorsunuz. Yani mesela şu pasaj beni hala zorlar. Çünkü... Hızlı yapalım. Sonra bunu böyle ilerletmeye başlayacağım. Bunun bütün sırrı birinci parmağını kaldırmamak ve gücünü kaybetmemek. Yukarıda olduğu zaman bu sizin hareket alanınızı engeller yani. Bütün alanı engeller ama bunu aşağı çektiğiniz zaman burası açılır. Yani şu durum. Bir şey çalmayı deneyelim mesela bu yukarıdayken. Böyle saçma sapan bir şey oluyor farkındaysanız. Ama gizlediğiniz zaman... Bakın hatta şuraya kadar indi yani. Baş parmağım. Yukarıdayken bunları buraya almanız mümkün değil. O yüzden bunu gizlemeye çalıştım. A parmağı içinde ne çalıyorsan çal. Yani. Bunu buraya yaslarsan sadece ikisi hareket edecek. Diğerleri hareket etmeyecek. Bu senin için iyi bir teknik değil. Yani mesela şöyle bir altılama göstereyim. Bunu mesela şeyle yapamazsın. Klasik bildiğimiz bir minör akorunda göstereyim. Şimdi A'yı burada tuttuğun zaman şunu yapamazsın mesela.
öğrenmek biraz zaman alacak. Bak benim de suratım yamuluyor. Nerede o deminki arkamız? Suratımız yamuluyordu, ne yapalım diye. Benim de yamuluyor işte çalarken. Legatolarla böyle ilgilen, bir de bareyle ilgilen muhakkak. Mi majör üzerinde de çok. Aslında mi majör değil, la minör üzerinde de ama mi majör bizde. Bizimcaz dediğimiz. Dizi üstünde çok legato tekniği var. Çalarak başka bir diziye de gidebiliyoruz buradan. Ama o zaman legatolar yani birkaç teknik var solo ile ilgili. Apoyan da olsun, işletilen de olsun. Agility en iyi kendinizle en iyi rahat ulaştığınız teknik ikisinin arası mı? Yoksa bazen şey de duyuyorum. Böyle bir sert atış da duyuyorum sağ elde. Yani size solo ile olmuş oluyor. Ben de solo tamam. Yani bunu tam anlamıyla evet şimdi oldu dediği bir arada bir yerde mi yoksa tam anlamı bir tekneye mi oturtuyorsunuz onu? Bu çaldığın eşlik ettiği müzikle ilgili bence. Yani şey mesela, istedim daha doğrusu. Tamam, solo'da. Yani sola çalar. Yani, şey, tamam, evet. Sola çalar. Soru şu herhalde. Doğru anlayayım ilk önce ben. Bir şeye eşlik ederken kendinizi hangi tekniği çalarken rahat hissediyorsun? Solo çalarken. Piccolo mu? Trendo mu? Hani nasıl çalarken? Değil mi? Soru bu. Yani acelide anlamında. Acelide anlamında evet. Neyi kullanıyorsun? Tamam. Bunun aslında tam cevabı şu. Çaldığın tarz. Şimdi soft bir şey çalıyorsan. Gitarda çalarken çok zorlanıyorum. Çünkü alt tel klavye çok dar. Evet. Alt tel mesafesi kaçıyor, evet. Aşağı kaçıyor. Godin çalıyorsanız olmuştur. Evet. Üstüne gelmiştir. Biraz Godin'in tonu da rahatsız ediyor aslında klasik gitar. Biraz evet ama o feedback durumu olmadığı için çok rahat. Ben bu yüzden takımı kullanıyorum. Ama sahnede ötüyor, evet. Monitöre çok açamıyoruz. Evet, aslında birkaç... Godin'in o avantajı var. Ama evet. Klavyesi bu çok... Taşıyor, daha fazla hareket istiyor. Yani hareket istiyor ve çok şey bir hareket. Şöyle bir hareket. Kesinlikle. Doğrusu bu. Çünkü bunun sonu yok. Şunu çözdükten sonra zaten X, A, M, İ'yi çözdükten sonra dönüyor. Nasıl dönüyor ile ilgili soru var. Nereden dönüyor? Şimdi bunu biz... Baş parmak dediğimiz aslında şimdi iki çeşit var. Bir bu var. Bunu zaten yapıyorsunuzdur. Tamam. P yukarıya çıkıyor. Bildiğimiz biliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Temeline oturt. X yani I X A M I I X A M I. Bunu oturtturduktan sonra metronomla her zamanki gibi. Bu metronomla çalışılırken çok zor bir hal alıyor. Onu belirteyim. Şey, ben şu an böyle gözüküyor. A ile başlıyorum da. A, M, İ, A, M, İ. A, M, İ. Sen şöyle bir şey yapıyorsun. Ben onu yapamam.
Onu yapamam ama ondan da rahat bir şey alamazsın. İstediğin tremoloyu alamazsın yani. Hani güçlü, o baskın karakteristik tremoloyu alamazsın. Bunu alamazsın. Anladın mı? Hayır. X'i formülü şu söylüyorum. I, X, A, M, I. Sonra tekrar iyi dedi. Bir daha. X'e döndü kaba. Artık I'yi vurdu gene X'e döndü. I, X, A, M, I, X. Anlatabiliyor muyum? I, X, A, M, I. Başlarken iyi var. Başlarken iyi var. Zaten o sizin dominonuz. Birinci darbe onunla alıyorsunuz. I, X, A, M, I, X, A, M, I, X, A, M, I'ye dönüyor iş bir süre sonra. Ama başlarken I, X, A, M, I. Bastırmaktan herhalde.